YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu aralar yapmaya doyamadığım rulo pastayı bu sefer porsiyonluk olarak hazırladım. Geçtiğimiz haftalarda baton olarak yapmıştım. Onların içi muzluydu. Bunlar damla çikolatalı. Size de kekin dokusunu, kıvamını yakından göstereyim. O kadar kolay bir şekilde sardım ki zaten görüntülerinden de anlaşılıyordur. Kekin kıvamı muhteşem. Sadece bir iki püf noktası var. Onları uyguladığınız vakit siz de böyle güzel hazırlar gibi rulo pastalar yapabilirsiniz. Ama bunlar tabii böyle kalmayacak. Üzerine birazcık da süsleme yapacağım. O kısımda videonun en son kısmında izleyebilirsiniz. Ayrıca videomu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bütün yapım aşamalarını videonun devamında izleyebilirsiniz. Öncelikle keki hazırlayacağım. Daha önce de yapmıştım. 3 aşamadan oluşuyor. İlk aşaması 3 adet yumurta akı ve yarım su bardağı şeker. Şimdi bunları mikserle çırpmamız lazım. Bir kar görünümü elde edene kadar. Yumurtanın aklını şekerle çırptım. Böyle yoğun bir kar görünümü elde ettim ama aşırı derecede sert değiller. Şimdi kekteki ikinci aşama 6 yumurta sarısı, yarım su bardağı su, 2 yemek kaşığı da sıvı yağ. Ben zeytinyağı ekledim. Bunları çırpmıyoruz. Bu aşamada sadece çatalla karıştırıyoruz. Bu işlem çok kısa sürüyor. Sadece bu kadar. Son olarak da kuru malzemeleri eleyeceğiz. Eğer kekinizi sade yapacaksanız 1 su bardağı un kullanıyoruz. Benim gibi kakaolu yapacaksanız sadece 1 parmak 1 su bardağından eksik un koyuyoruz. Kalanını kakao. Bunları bir kaba döküyorum. Kabartma tozu 1 çay kaşığı kullanılıyor. Bir paket de vanilya var. Ve şöyle çok azıcık bir tutam da tuz. Şimdi bunları eleyelim. Önce güzel bir karıştıralım. Şimdi hazırlamış olduğum 3 farklı karışımı birbirine karıştıracağız. Yumurta aklarının üzerine yumurta sarılarını ekliyorum. Ve elemiş olduğum diğer malzemeleri de üzerine ekliyorum. Şimdi çok fazla köpükler kaybolmadan böyle alttan üste kekimizi hazırlıyoruz. Keki de karıştırdıktan sonra böyle bir fırın tepsisinin içerisine yağlı kağıt koyalım ve hazırladığımız kek karışımını dökelim. Böyle bir spatula ile yayalım. Üzerindeki yağlı kağıdı da kaldırıyorum. Bu arada kek sıcakken biraz ılayınca hemen sarmamız gerekiyor. Böyle bir yağlı kağıtla sardım. Bu şekilde şeklini alacaktır. Çok rahat bir şekilde sarabileceğiz. Ben hemen kremayı hazırlıyorum şimdi. Yarım su bardağı süt. Bir paket vanilya. Bir poşet toz krem şanti. Yarım kutu da labne peyniri kullanacağız. Eklemiş olduğum malzemeleri de mikserle yüksek devirde tamamen köpürene kadar 4-5 dakika çırpalım. Ben kremayı hazırlayana kadar kek de soğumuş oldu. Yağlı kağıdından açtım kekin. Kıvamını size de yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde çatlamıyor, kırılmıyor. Tam da şeklini aldı. Şimdi ben bunu porsiyonluk olarak dilimleyeceğim. Bu aşamadan sonra rulo pastanın dilimlerini istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben biraz büyük yapacağım. Bunu da yine tam ortadan ikiye kesiyorum. Bütün dilimleri de kestikten sonra size de yakından kekin kıvamını göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Ben normalde rulo pastaları hep muzlu yapıyorum çoğunlukla.
Ama bu sefer muz koymayacağım. Böyle arasına birazcık damla çikolata ekleyeceğim. Şimdi kremadan bol miktarda sürelim. Dilimlerin üzerine kremayı da güzelce sürdükten sonra ve tam uç kısımlarına birazcık damla çikolata ekliyorum. Çikolataları da ekledim. Şimdi artık sarma kısmına geçiyorum. Çok rahat bir şekilde böyle elimle ittirmemle birlikte hemen sarılıyor. Böyle biraz sıkı saralım. Bol bol olmasın. Böyle olduğu zaman daha yüksek oluyor. Böyle ittiriyorum. Şu aşağıda çıkan fazlalıkları da alabilirsiniz. Hatta size yakından da göstereyim. Şimdi hepsini bu şekilde sarıyorum. Rulo pasta için isterseniz üzerine benim gibi ganaş hazırlayabilirsiniz. Hazır çikolata sos kullanabilirsiniz ya da sadece bitter çikolatayı eritip de üzerine dökebilirsiniz. Ben ganaş hazırlayacağım. 80 gram bitter çikolatanın içerisine 80 milim krema ekledim. Kutu zaten 200 milim, onu göz kararı da ayarlayabilirsiniz. Şimdi kremanın sıcağında çikolataları eritiyorum. Çikolata sosum da artık hazır. En başta sıcak olduğu için kıvamı çok akışkan oluyor. O şekilde dökersek pastaların üzerine çok fazla kalmayacaktır. Böyle biraz kıvamlandıktan sonra pastalarımızın üzerini kaplayabiliriz. Çikolata ekledikten sonra üzeri tamamen pasparlak oluyor. Pastalar dolapta durmuştu. Üzeri o yüzden biraz soğuk. O yüzden çok kısa sürede zaten üzerine çikolata donacaktır. Pastayı kapladıktan sonraki görüntü gerçekten şahane oluyor. Tıpkı hazırlar gibi. Bu tarifle yapın ve artık hazır almayın diyorum. Kısa sürede zaten çikolata donacaktır. Bir 10 dakika dolapta durması yeterli. Ondan sonra pastalarımız servise hazır. Çikolata ekledikten sonra bir 10 dakika dolapta durdu. Tabaka ince olduğu için zaten çok kısa sürede donuyor. Şimdi bıçakla tam ortadan kesiyorum. Videonun içerisinde belli aralıklarla size kekin dokusunu gösterdim ama kestikten sonra en son tabi yine göstermesem olmaz. Biraz elim kirlenecek ama şu güzelliği sizlere de göstermek istedim. Gerçekten hazırlar gibi oluyor. Sizler de bu tarifi eminim severek yapacaksınız. Rulo pastayı videoya çekmeden yapsaydım çok kısa sürede yapacaktım ama hangi tarif olursa olsun video çekmek gerçekten saatler alıyor. Şu anda hava kararmak üzere, o yüzden videonun netliği de birazcık azaldı. Bu tarifi yapın derim. Ayrıca yapanlar sizlerden de mutlaka yorum bekliyorum.
Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.